Evet sevgili izleyiciler, şu an yaban sandığında genç kardeşlerimiz. Evet. Hep birlikte Türkiye bağıralım, oldu mu? Evet, hadi bir, Türkiye. İki, üç. Türkiye! Bravo size çocuklar. Hadi bakalım, el sağlayın. Arka tarafa alalım şimdi sizleri. Sayın Milletvekilimiz, Okçular Vakfı Başkanımız Haydar Ali Bey'in röportajımızı gerçekleştirelim. Evet çocuklar, teşekkürler bu katılımınız için. Teşekkür ediyoruz çocuklar. Sizleri de birazdan alacağız. Hadi bakalım. Evet sevgili izleyiciler, gördünüz. Bir anda Sayın Haydar Ali Yıldız Bey ile beraber Sayın İstanbul Milletvekilimiz, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz ve Okçular Vakfı Başkanımıza röportajımıza girme hazırlıklarını dedik. Sayın Vekilimize çocukların gerçekten çok büyük bir sevgisi var. Onu burada gördüler. Yaban standında bir anda standımızı bastılar mı diyelim. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Genç kardeşlerimiz, çocuklarımız da sizinle beraber iştirak ettiler. Gençlerin enerjisini gördükçe biz de burada hakikaten bu gençler için, bu milletin evlatları için bir şey yapmış olmaktan büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Bu gençler geleceğin Türkiye'si. İnşallah kendi kültürleriyle, kendi medeniyetleriyle, kendi topraklarının değerleriyle bu şekilde tanıştıkça hem özgüvenleri artacak ve inşallah Türkiye'nin geleceği olarak bu ülkenin kaderinde, bu ülkenin katma değerinde önemli etkileri olacak olan bir gençlik yetişiyor. Ben buna inanıyorum. Yeter ki onlara doğru örnekler sunalım. Kendi tarihlerini, kültürlerini, medeniyetlerini doğru kaynaklardan doğru bir şekilde tanıtalım. Bugün Dünya Etno Sporlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan Bey'in ev sahipliğinde işte bu ata sporlarıyla tarihte kaybolmuş, kaybolmaya yüz tutmuş olan sporların tanıtılması, bizzat gençlerin uğraş alanı haline gelmesi için yapılmış olan bir kültür etkinliği ve bugün bu meydanda Yeni Kapı'da kültür festivali, etno kültür festivali yapılıyor ve gördüğümüz, evet, gençlerimiz kendi kültürlerini, kendi medeniyetlerini, bu milleti millet yapan değerlerle tanışıyorlar. Kendi damarlarında bunu hissediyorlar ve görebildiğim kadarıyla hepsi çok mutlu, çok huzurlu. Biz de onları gördükçe aynı huzuru ve mutluluğu yaşıyoruz. Kesinlikle bunda sizlerin de çok büyük bir emeğiniz var. Ben de hem izleyicilerimiz adına hem de esasında genç kardeşlerimizin, çocuklarımızın ailesi adına teşekkür edebilirim. Çocukları bu kadar neşeli görmek hakikaten zordur. Çok rahatlar. Kendi evinde gibi hareket ediyorlar. Buraya çok benimsiyorlar. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ikini yapmıştık. Evet. Allah nasip etti bu sene de ikincisi yapıldı. Burada da çok büyük bir katılım. Herhalde çocukların bu kadar mutlu olduğu, rahat hareket ettiği, gördüğünüz gibi neşeli olduğu bir yer yoktur. Size teşekkür etmek lazım. Biz teşekkür ediyoruz. Bence. Ben tabii burada Bilal Erdoğan Bey ile Okçular Vakfı'nda ilk temelleri attığımızda önemli bir sorumluluğun üzerimize, omuzlarımıza konduğunu hissediyorduk. Oradan hareketle bu medeniyetin yolculuğunda bugün bizler nihai olarak değil ama bulunan bir temsilcileriz. O halde bize düşen bu medeniyeti, inanç ve medeniyet değerlerimizi sahiplenmek ve geleceğe aktarmak. Onun için 7'den 77'ye Okçular Vakfı olarak gençlerimizin, çocuklarımızın ve hatta yetişkinlerimizin de ataspora olan, milli bir spor olan ve bir medeniyet değeri olarak okçulukla tanışmaları, ok atmalarını, yay kuşanmalarını tavsiye ediyoruz. Ve şu anda vakfımız her gün yüzlerce gencimiz tarafından ziyaret ediliyor. Okçuluk eğitimi alıyorlar. 7'den 77'ye bay bayan eğitimleri veriliyor. Bir taraftan geleneksel Osmanlı Türk okçuluğu, diğer taraftan modern olimpik okçuluk dediğimiz okçuluk eğitimlerini veriyoruz. Ve dünyanın en iyi okçularının yetiştiği ok meydanında, okçular tekkesinde bugün Okçular Vakfı olarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın o vizyonunda, onun izinde bu sorumlulukla hareket ediyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'nin ve hatta dünyanın geçen sene 5. 4. Fetih Kupası'nı Balkanlar'da, Saraybosna'da ilk ok atışını ve basın toplantısını yapmıştık. Bu yıl Özbekistan'da planlıyoruz. İnşallah onunla ilgili çalışmalarımız yürüyor. Tarih nedir? Belli mi efendim tarihimiz? 26 Mayıs Cuma günü inşallah Fetih Kupası'nın basın toplantısını ve ilk ok atışını Özbekistan'da, tarihi bir mekanda yine
planlıyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kendi anlam ve medeniyet coğrafyamızda ya hak nidalarıyla ok atsın gençlerimiz ve bütün yetişkinlerimiz ve çocuklarımız inşallah. Kesinlikle Okçular Vakfı burada çok büyük bir misyon üstlendi ve bunu büyük bir başarıyla götürüyor. Hem kendi sporcuları katıldıkları etkinliklerde ve yarışmalarda çok iyi dereceler elde ediyor. Ve aynı şekilde kendi başarılarını yetiştirdikleri genç öğrencilere, genç sporculara da aşılıyorlar. Bu herhalde bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Başarılı bir şekilde bu yol haritasında çok düzgün o taşlar tek tek aşılacak gibi gözüküyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Kesinlikle tabii Okçular Vakfı olarak sadece gençler ok atsınlar veya bir spor faaliyetinde bulunsunlar. Elbette ki bunu da önemsiyoruz ama bize göre o kendi medeniyet değerleriyle tanışmak, kendi kültürel ve tarihi kodlara ulaşmak anlamında ve o Okçular Vakfı'nın tarihi geçmişindeki eğitimi, oradaki derinliği hissetsinler. Ecdadın bu işi nasıl bir maneviyatla, hangi ruh atmosferinde yaptığını bilsinler ve onu yaşasınlar. Ve onlar da kendisinden sonraki nesle bunu aktarsınlar. Bu anlayışla eğitimler veriliyor ve Okçular Vakfı'nın talebeleri, okçuları, sporcuları dünyanın dört bir yanında işte dünya müsabakalarına, Avrupa müsabakalarına katılıyorlar. Olimpiyatlara katılacaklar inşallah. Orada bir taraftan göğüslerinde ay yıldızlı al bayrağımızla bütün bir milleti ve sırtlarında vakfımızın logosu olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve yakamdaki rozet de aynı şekilde o kurumsal karşılığı olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ok ve yayla stilize edilen tuğrasını sırtlarında taşıyacaklar. Evet, bir taraftan büyük bir millet, aziz milletimiz, diğer taraftan bütün bir tarih ve onun sorumluluğuyla inşallah madalya alacaklar. İnşallah. Tarihimizi ve milletimizi temsil etmiş olacaklar. Kesinlikle ben onurlandıracaklarını ve madalyaya döneceklerine inanıyorum. Alanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız da burada. Onlarla da biraz önce röportaj yaptık. Kırgız arkadaşlarımız da geldi. Onlarla da yaptık. Gerçekten onların da burada tek tek, başta Bilal Bey ve sizlere, herkese çok büyük teşekkürler var. Böyle bir organizasyonda yer aldıkları için herkese onlar da tek tek teşekkür ediyorlar. Herhalde esasında baktığımızda böyle bir organizasyon dünyada da sayılı yapılan ve bu başarılı yapılan sayılı organizasyonların ender organizasyonlardan biri diyebiliriz. Çok büyük bir ekip var herhalde. Esasında ona da teşekkür etmek lazım. Hem Okçular Vakfı'nın hem de bu etnosporu gerçekleştiren sayın. Tabii ki bizler elimizden geleni yapacağız. Dışarıdan bakıldığında işte bu standların, çadırların kurulması, burada faaliyet gösteren, etkinlik bulunan, çadır açan vatandaşlarımızın, iştigal yapanların davetleri, bu organizasyon çok detay isteyen, çok emek isteyen, emek yoğun bir faaliyet. Nakış işler gibi Sayın Erdar Bey. Evet. Gerçekten öyle bir burada etkinlik. Her bir detayı hesap etmeniz gerekiyor. Burada tabii etnosporun gerek başkan yardımcısı arkadaşlarımız, gerek Bilal Bey'in titiz ve gayretli ve sabırlı çalışmaları. Bizler de tabii ki Okçular Vakfı olarak kurulduğumuz günden bu yana zaten amacımız bu atasporlarının tanıtılması. Bugün bunların meyvelerini görüyoruz. İnanıyorum ki 3-5 sene sonra çok daha sistemli, çok daha uluslararası anlamda karşılığı olacak bir organizasyon, kendi kültürümüzü, kendi medeniyetimizi bu toprağın insanıyla ve daha sonra bütün dünya insanlarına tanıtma gibi bir platform olacak bu kültür festivali. Ben tarihte yüz tutmuş kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu sporlar, işte bugün Etnospor Kültür Festivali ile yeniden bu milletle tanışıyor ve buradan başkaları alacaklar bu bayrağı. Çok daha iyilerini yapmak, çok daha farklı katkılarla, olumlu katkılarla bunu geleceğe taşıma konusunda kendileri bu defa sorumluluk üstlenecekler. Ben bu gençleri de görüyorum. Çünkü Okçular Vakfı'nda biz gençlerimize şunu söylüyoruz. Evet, yarın bu vakfın yöneticileri, bir taraftan şampiyon okçular olacaksınız ama diğer taraftan vakfın yöneticisi, hocası, eğitimcisi vesaire burada bulunup sizden sonra bu sporun gençlere aktarılması konusunda herkes bir vazife alacak. Ben bugün sadece emeği geçenler ama buraya gelip de katkı sunan vatandaşlarımız var, gençlerimiz var. Bütün öğretmenlerimize buradan çağrı yapıyorum. Hafta sonu öğrencilerini buraya organize etsinler. Bütün İstanbul'da ve Türkiye'de gençleri buraya davet ediyoruz.
gelsinler, kendi tarihlerini, kendi kültürlerini, kendi medeniyet değerlerini burada bu meydanda tanısınlar ve kendi akranlarıyla aynı toprağın insanı, bakın bugün 81 vilayetten vatandaşımız burada, gençler burada. Hepsinin dili farklı olabilir, rengi farklı olabilir. Yurt dışından var. Burada. Bütün gençler burada. Türkiye Cumhuriyetlerden, işte Türkmenistan'dan, Kırgızistan'dan, işte inşallah daha da büyüyecek Özbekistan'dan, Türk ve İslam dünyasından, Balkanlardan, Afrika'dan, inanıyorum ki yarın Avrupa'dan, Amerika'dan, işte Arakan diyoruz, oradaki kardeşlerimiz buraya gelecekler. Büyük bir medeniyet buluşmasını bu tür meydanlarda gerçekleştirmiş olacağız. Bu potansiyel var. Kesinlikle Bilal Bey burada görüyoruz. Etnospor bugün bunun öncüsü oldu, hareketlendirdi ve inşallah bana göre her geçen gün büyüyerek bu kervan yoluna devam edecek. Kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok büyük bir önderlik ve liderlik yaptı. Onun da bu işaret ettiği şekilde esasında Etnospor Gençlik Festivali geçtiğimiz hafta kendisi de onurlandırdı, tamam. Gene aynı şekilde. Büyüyerek devam edecek gözüküyor. Seneye nasıl bir takvim? Gene burası mı düşünülüyor Haydar Ali Bey? Şimdi amacımız tabii bu tür etkinlikler geniş bir alan istiyor. Gençlerimiz de rahat bir şekilde dolaşsınlar. Burada çadırlar rahat bir şekilde kurulabilsin. Tabii ki zenginleştikçe daha büyük bir mekan arayışı bu saatten sonra olmaz. Çünkü İstanbul'un en büyük meydanı burası. Geçen seneye göre daha değerli toplu, yani meydan çünkü dairesel bir alanda burada gerçekleştirilebiliyor. Ben her geçen gün gerek organizasyon kabiliyeti anlamında, gerek içeride içereceği unsurlar, çünkü bugün Büyükşehir Belediye'mizin, belediyelerimizin tamamı değil, bir kısmı burada. Bu ilerleyen zamanda inanıyorum ki bütün büyükşehir belediyelerimiz, o bahsettiğim 81 vilayetimizden, daha sonra dünyadan, bütün bu medeniyet coğrafyamızdan ilgili ülkeler kendi çadırlarını kuracaklar, kendi kültürel zenginliklerini sunacaklar ve böylece büyüyecek. İşte biz buna Sayın Genel Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli diye ifade ettiğimiz bu. Bu bir medeniyeti idrak, inşa ve ihya sürecidir. Bu topraklarda bu medeniyet yeniden dirilişe ve yükselişe başlamıştır. Bir tarafından tutmak gerekiyor. Yani medeniyeti geleceğe taşıma anlamında bu medeniyetin çocuklarının her birinin ayrı ayrı sorumlulukları var. Cumhurbaşkanımız bunun liderliğini yapıyor. Medeniyet tek boyutlu değildir. Kültür tek boyutlu değildir. Az önce yemek festivali yiyek diye bildirilen bir standı da dolaştık. Sadece yemek yemek veya yemek yapmak değil. Orada bir kültür var, tarih var, o bir toprağın kokusu var. Balkanlardan, Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan, işte Orta Asya'dan yemek çeşitleri tanıtılırken aslında o coğrafyaların, o toprakların renkleri, kokuları, duyguları işin içerisine giriyor. Kendi sevgilerini de katarak, evet, yöresel tatlıların orada, kesinlikle diğer ülke vatandaşlarına katılımcılara. Bu anlamda çeşitleneceğine inanıyorum. Seneye daha farklı unsurlar da devreye girecek medeniyetin, kültürün. Büyük bir sanatın temsilcileri olduk. Büyük bir kültürün temsilcileri olduk. Fakat ilgisiz kalınca veya ilgi başka alanlara kayınca kendimizden uzaklaştık. Şimdi yeniden özümüze, kendi kültürümüze, milli dinamiğimize ve kendi kültürel kodlarımızı yeniden keşfediyoruz ve harekete geçiyoruz. Bu medeniyet Hira Dağı'nda başlayan büyük bir medeniyet yürüyüşüdür. Ve bugün Orta Asya steplerinden Kudüs'e, Filistin'e uğrayan, Balkanlara uğrayan, Afrika'ya uğrayan, Abdülhamit Han'la bütün dünyanın dört bir yanında bu medeniyetin büyüklüğü, güzelliği, şanı, ihtişamı atalarımız tarafından gösterildi, tanıtıldı. Dünya yeniden bu medeniyetin büyüklüğüne, bu merhamet medeniyetinin yeniden dünyayı kuşatmasına ve yeniden adaletin ve huzurun hüküm süreceği bir dünya için bu medeniyetin çocuklarının üzerine inanıyorum ki hissettiklerinden daha fazla sorumluluk düşüyor. Bir şeyler yapmak durumundayız. Aksi halde bakın unutturuldu bu kültür. İşte bir taraftan Cumhurbaşkanımızın harekete geçirmesiyle kıymetli mahtumları Bilal Bey, bizler Okçular Vakfı, diğer tarafta başka arkadaşlarımız hep bu medeniyetin yeniden ayağa kalkışı için bir gayretin içerisindeyiz. Allah bu milletin gayretlerini zayi etmez. 15 Temmuz'da da
bu medeniyete sahip çıkma, bu medeniyetin ve bu toprağın değerlerine sahip çıkma, vatan bildiği bu toprağa dair hissiyatını en sonunda 15 Temmuz'da zaten gördük. Hiçbir darbe girişimi, hiçbir uluslararası komplo veya haince girişimler bizi bu büyük medeniyet yürüyüşünden geri koyamayacak, durduramayacak. Bu medeniyet kervanımız tarihi boyunca sıkıntılarla karşılaştı, engellerle karşılaştı. Ama bugün bu medeniyetin çocukları ısrarla, azimle, inatla, gayretle, ilk günkü inançla ve heyecanla yoluna devam ediyor. Devam edeceğiz inşallah. Kesinlikle buraya katılan tüm izleyiciler, gençler de buna tanıklık ve şahitlik ediyordur zaten. Herkes de görüyor buradaki bu sinerjiyi. Burası gerçekten bu işin bir beşiği oldu, medeniyetin beşiği oldu diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Biz yayınımıza teşekkür katıldınız. Bu etkinlik alanında bu insanları bir araya getirdiniz. Sizde de bunda çok büyük payınız var Okçular Vakfı olarak. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık. Muvaffakiyetlerinizin devamını diliyoruz bizler de. Biz çok de Yayın TV'ye bu tür organizasyonlara verdiği destekten dolayı, ilgi ve hassasiyetinden dolayı Yaban TV gerek Okçular Vakfı'nın ilk kurulduğu günden bu yana, gerekse geçen yıl Etnospor Kültür Festivali'nin birincisinde de aynı duyarlılıkla, sizler de aynı şekilde gördüğüm kadarıyla sizler de yelpazeyi büyütüyorsunuz. Bu organizasyon böyle her geçen gün büyüyecek inşallah. Ben de Yaban TV'ye ve izleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Haydar Yıldız Okçular Vakfı Başkanı standımızda ağırladık. Kendisi teşrif etti. Ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. Bu buranın oluşmasına çok büyük emekleri var. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.